Merhaba, ben Arzu Gül. Burası Ve Sanat Seramik Atölyesi. Bugün size kalıp yöntemiyle tabak yapımını, yaptığım bu tabak üzerinde dekor tekniklerinden biri olan baskı çalışmasını ve son olarak da yaptığım tabak üzerinde astarlı renklendirmeyi göstereceğim. İlk olarak yapacağım tabağın büyüklüğünde bir plaka açacağım. Bunun için çamurdan parçalar kopartıyorum ve kullanacağım çıtaları sabitliyorum. Çıtaları sabitledim. Şimdi çamurdan parçalar kopartarak iki çıta arasına dizmeye başlıyorum. Bu şekilde çamurları birbirine ekleyerek plakamı açacağım. Şimdi son çamurumu da ekliyorum. Artık plakam oluştu. Şimdi merdane yardımıyla açacağım. Merdaneyle açmamın nedeni eklediğim çamurların birbirine yapışmasını sağlamak. Böylece açtığım plaka bir bütünlük sağlayabilir. Merdaneyle açtıktan sonra plakanın üstündeki fazla çamurları almak için başka bir çıta yardımıyla çekiyorum. Böylece oluşturduğum plakanın her tarafı eşit yükseklikte olacak. Bu işlemi düz bir yüzey elde edene kadar tekrarlıyorum. Çıta yardımıyla yüzeyden çamurları alırken bazı çukurlar oluşur. Bu çukurları da küçük çamur parçalarıyla kapatabilirsiniz. Bu şekilde çamurları ekledikten sonra tekrar çıtayla üstünden geçtiğinizde düz bir yüzey elde edeceksiniz. Plaka üzerindeki çukurları küçük çamurlarla kapladıktan sonra tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde son olarak parçaları alıyorum. Oluşturduğum plakanın yüzeyinin parlaması için üzerinden geçiyorum. Bunu yapmamın nedeni plaka üzerine baskı çalışması yapacak olmam. Eğer parlak bir yüzey elde edebilirseniz oluşturacağınız baskı ön plana çıkar. Şimdi yanlar eklediğim çamur parçalarını çıkartıyorum. Ve çıtaları da. Şimdi oluşturacağım plakanın üzerine doku çalışması yapacağım. Bunun için bir hasır kullanacağım. Hasırın üzerindeki dokuyu plakanın üzerine vermeye çalışacağım. Hasırı yerleştirdim. Üzerinden bu şekilde merdane yardımıyla geçiyorum. Hasır üzerinden merdaneyle geçti. Şimdi yavaşça hasırı kaldırıyorum. Yüzey üzerinde hasırın dokusunun oluştuğunu görebilirsiniz. Bu şekilde hasırı farklı yerlerde uygulayarak bir desen elde edeceğim. Yine aynı şekilde merdaneyle açıyorum. Merdaneyi her yöne kullanırsanız oluşturacağınız baskı daha iyi olur. Şimdi kullanacağım kalıbın üstüne açtığım plakayı alıyorum. Bu şekilde kullanacağım tabakta kalıbını alacağım. Evet. Açtığım plakayı ortalıyorum. Oluşturduğum desen tam ortasına geldi. Şu şekilde bastırıyorum. Kullandığım çamur henüz çok ıslak olduğu için
çok fazla bastırmıyorum. Ki oluşturduğum desen kaybolmasın. Kullanacağım tabağın ölçüsünde etrafını keseceğim. Plakamı tabağın üstüne alırken altındaki bezi kaldırmadım. Bunu yapmamın nedeni çamurun tabağa yapışmasını engellemek. Ağzın düzgün olması için alet yardımıyla üzerinden geçiyorum. Bu işlemi metal veya ahşap aletle de yapabilirsiniz. Evet, tabağın ağzını düzelttim. Şimdi son olarak astarla renklendirme yapacağız. Bunun için önceden kullandığım astarı uygulayacağım. Bu pembe renkli bir astar. Bunu tabağımın üstüne uygulamamın nedeni oluşturduğum dokunun ön plana çıkması ve tabağımı renklendirebilmek. Bir fırça yardımıyla bu sıvı astarı üzerine uygulayacağım. Ben pembe bir astar kullanıyorum. Siz istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Evet, astarlama işlemi bitti. Böylece tabağımı renklendirdim. Şimdi oluşturduğum tabak birkaç gün kuruyacak. Homojen bir şekilde kuruduğunda bisküvi pişirimini alacağız. Astar kullandığım için bu tabağı sırlamaya gerek yok. Çünkü renklendirdim. Eğer isterseniz, şu an ben çamurum çok ıslak olduğu için bu uygulamayı yapmadım. Ama tabağınız deri sertliğine geldiğinde ince uçlu bir metalle dokuların üstünden geçebilirsiniz. Çizgiler oluşturabilirsiniz. Bu şekilde astarın altındaki çamurun da rengi ortaya çıkar. O da değişik bir görüntü sağlar. Evet, bugün sizinle kalıp yöntemiyle tabak yapımını, doku çalışmasını ve astar uygulamasını gördük. Bir dahaki çalışmada görüşmek üzere.